Hayırlı Ramazanlar, herkese merhabalar. Bugün iftar sofralarına çok yakışacak güzel bir ana yemek tarifim var bugün. Ramazan'da ben bu yemeği çok sık yapıyorum. Yarım kilo kadar tavuk göğsünü uzun uzun doğradım. Tavuk göğsü yerine kemiksiz butla yapabilirsiniz, köfte de yapabilirsiniz veya kuşbaşı etlerle de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Tavukları yağda biraz pişirdim. Daha sonra üzerine yemeklik doğradığım bir tane soğana ekledim. Soğanlar da pişene kadar biraz kavurmaya devam ettim. Bir tane kırmızı biber, bir iki tane yeşil biber. Tabii içine eklediğiniz sebzeleri tercihen farklı malzemeler de koyabilirsiniz. Bezelye, havuç koyabilirsiniz. İçi nasıl yapmak isterseniz sebzeli. Biberleri ekledim. Daha sonra karabiber, biraz pul biber, tuz ve kırmızı toz biber ekledim. Güzelce karıştıralım ve tamamen pişirelim. Kısık ateşte o arkada pişerken ben şehriye pilavını yapıyorum. 2 yemek kaşığı kadar tereyağını tencereye aldım. Yağ eridikten sonra arpa şehriyeleri kavuracağız. Çok doyurucu, çok lezzetli bir yemek. 1 büyük su bardağı da arpa şehriye ilave ettim. Çok yüksek bir ateşte değil, karıştırmayı da hiç bırakmadan arpa şehriyeleri kavurmaya başlayalım. Renkleri eşit dönsün. Arpa şehriye karıştırılmadığı zaman bir tarafı daha pişmiş, bir tarafı daha beyaz kalabiliyor. Kavurma işlemi bittikten sonra üzerine geçecek kadar su ilave ettim ve tuz. Suyu ben göz kararı ilave ediyorum. Suyu az gelirse biraz daha ilave edebilirsiniz. Lapa olmuyor arpa şehriyeler. Tamamen piştikten sonra pilav gibi kısık ateşte pişirdik ve hazırladığımız tavuk sote ile birlikte güzelce karıştıralım. Daha sonra bir fırınlama işlemi yapacağız. Ben bu tarifi daha önce kuşbaşı etli ve kemiksiz butları uzun uzun doğrayarak da yapmıştım. Bu sefer tavuk göğsüyle denedim. Üzeri için beşamel sos yapıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağını erittim. 2 yemek kaşığı un ilave ettim. Unu biraz kavurdum. 2 su bardağı da süt ilave ettim. 2 bardak sütten hazırlanan beşamel sos bu tarif için yeterli. Elinizde muskat varsa biraz da rendeleyebilirsiniz. Beşamel sosa çok yakışıyor. Ben biraz rendeledim ama çok fazla değil. Yarım çay kaşığından fazla olmasın. Çünkü çok baskın bir tadı var. Yemeğin önüne geçebilir. Biraz da rendeledim. Tuzunu ilave ettim. Kaynamaya başladığı zaman da ocaktan alalım, hiç bekletmeden yemeğimizin üzerine dökelim. Ben direkt tencereyi fırına göndereceğim. Bir fırın kabına aktarıp fırın kabında da pişirebilirsiniz. Beşamel sosu döktüm. Son olarak da üzerine kaşar peyniri ilave ediyorum. Zaten tavuklar ve pilav pişmiş. Sadece kısa bir fırınlama işlemi yapacağız. Bu yemeği bir hazırlayıp en son kaşar peynirini de ekleyip iftara yakın bir saatte fırına gönderebilirsiniz. Yemeğin bütün hazırlıklarını önceden yapıp. Son dakika işi bir yemek değil o yüzden. Hazırlaması da pratik. Üzeri güzelce kızardıktan sonra fırından alıyorum. Çok lezzetli, çok doyurucu bir yemek. Benim de çok sevdiğim tariflerden biri. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Yapanlardan yorum da bekliyorum. Hala kanalımı takip etmiyorsanız bildirimleri açıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.